Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda alkenlerin tepkimeleriyle konu anlatımımıza devam ediyoruz. Alkenler için şunu söyleyebiliriz. Alkenler yapılarında pi bağı bulundurduklarından dolayı katılma ve polimerleşme tepkimesi verirler. Tabi yanma tepkimesi de verir alkanlar gibi, alkanlardan ekstra olarak katılma ve polimerleşme tepkimesi de verirler. Birinci tepkimemiz yine yanma tepkimesi. Tüm bileşik sınıflarında hemen hemen anlatıyoruz. Alkenler yandıklarında karbondioksit ve su açığa çıkar. Yani şöyle diyeyim. Genel formülde CnH2n'de yaktığımızda karbondioksit ve su oluşacak. Burada n tane karbon olduğu için n tane karbondioksit, 2n tane hidrojen olduğu için n tane de su oluşacak. Yani şuraya çarptığımızda 2n yapıyor. Daha sonra 2n burada oksijen için, n tane de burada 3n. O zaman buraya 3n bölü 2 yazdığımızda denkleşir. Mesela alttaki tepkimeyi tamamlayalım. Buradan karbondioksit artı su açığa çıkacaktır. Burası 4 olduğu için burası 4 olacak. Burası 8 olduğu için burası da 4 olacaktır. 4 kere 2 8. Oksijene baktığımızda 4 kere 2 8 oksijen burada var. 4 kere 1 4 oksijen de burada var. 12 tane oksijenimiz var. O zaman buraya 6 yazarsak tepkimemiz denkleşir arkadaşlar. İkinci tepkimemiz katılma tepkimesidir. Sorularda bununla ilgili çok soru, yani çok soru olarak karşımıza çıkıyor. Yanma tepkimesi çok çıkmaz ama katılma tepkimesi ile ilgili soru çeşidi çoktur. Katılma ikili bağ karbonlarına gerçekleşir. Yani ikili bağlar açılarak maddeye katılma olur. Burası önemlidir. Arkadaşlar sorularda sık sık kullanacağız. Bir maddenin yapısına kaç tane pi bağ varsa bir molüne o kadar madde mol olarak katılabilir. Yani mesela diyelim ki şöyle bir maddemiz var. Eten. Yani bunu tamamen doyurmak istiyorsak burada bir tane pi bağ olduğu için bir tane hidrojen ekleriz. Ama mesela diyelim ki şöyle bir bileşimiz var. Yani hidrojenler şöyle yazılabilir. Bakın bu bileşiğin burada ve burada toplam iki tane pi bağ var. Ben bunu tamamen doyurmak istiyorsam iki tane hidrojen ekliyorum. Yani şu maddemizin bir tane pi bağ varsa burası bir. İki tane pi bağ varsa iki tane hidrojenle tamamen doyurabiliriz. Evet, birinci katılmamız hidrojen katılması ya da hidrojenasyon diye de söylenebilir. Alkenlere hidrojen katılırsa alkan elde edilir. Bu tepkimede platin, nikel, demir gibi katalizörler kullanılır. Katalizör çok önemli değil sizin için. Şunu bileceksiniz. Şurası CnH2n, yani alken. Bir tane hidrojen ekledik. Zaten yapısında bir tane pi bağ var. Bir tane hidrojenle doyurduğumuzda ne olacaktır? CnH2n artı 2, yani neye dönüşecektir? Alkana dönüşecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın mesela alkenimiz bu. Buraya hidrojen katılacak. Şu hidrojenler ikili bağ karbonlarına katılacak. Bu hidrojenin biri bu karbona, diğeri de diğer karbona. Yani şuradaki ikili bağ açılacak. Artık ikili bağ kalmayacak. Bakın tekli bağa dönüştü ve hidrojenler katıldı. Hidrojenin biri buraya, biri de buraya katıldı. Bu bileşimiz neydi? Eten de bu bileşimiz nedir? Etan şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar mesela böyle bir tepkimemiz var. Bakın burada tepkimeyi denkleştirin dedi. Ya da bileşiğin ismini verdi. Size tepkimeyi istedi. Bakın burada iki tane pi bağ var. O zaman biz burayı tamamen doyurmak istiyorsak iki tane hidrojen ekliyoruz. Ve hidrojenleri nereye ekliyoruz? Şimdi iki tanesini buraya ekleriz. Sonuçta burada ikili bağ var. İki tanesini de buraya ekleriz. O zaman şöyle olur benim bileşiğim. Şuralarda iki tane hidrojen vardı. Burada bir tane hidrojen vardı. Burada bir tane hidrojen vardı. Burada yine iki tane hidrojenimiz vardı. Katılan hidrojenleri de kırmızıyla gösteren. Bakın hidrojenin biri buraya, biri buraya katıldı. Biri buraya, biri de buraya katıldı. Ve bileşiğimiz ne yaptı? Doyuruldu. O şekilde söyleyelim. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Şimdi az önce aslında bu tepkimeyi yazmıştık. Bir daha yazarsak. Evet, bileşikte şöyle 4 tane hidrojenimiz var. Pi bağı gidiyor. Buradaki hidrojenlerin biri buraya, biri de buraya katılıyor. Tepkime sonucunda sigma bağ sayısı artarken, çünkü ne yapıyor? İkili bağ tekli bağa dönüşüyor. Pi bağ sayısı azalıyor. Karbon atomlarının hibritleşme türü nokta noktadan nokta noktaya dönüşür demişiz. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3 tane sigma bağımız olduğu için buradaki hibritleşmemiz nedir? Sp2. Yine aynı şekilde bu karbonda Sp2'dir. O zaman hibritleşme türümüz Sp2'den. Burada ise 1, 2, 3, 4 tane sigma bağına dönüştüğü için Sp3'e dönüşmüştür.
geometrisi, bakın burada 3 tane sigma bağımız var. Burada 120 derecelik açıyla uzaklaşmışlar. Buradaki molekül geometrimiz düzlem üçgenden. Burada ise 4 tane sigma bağı olduğu için buradaki bağ açımız 109,5 dereceydi ve düzgün 400 diye dönüşüyor. Düzgün 400 diye dönüşür. Son soruya aslında cevap vermiş olduk. Buradaki bağ açımız 120 dereceden 109,5 dereceye dönüşür şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki etilen ve butadiyenden oluşan bir mol karışımı tamamen doyurmak için 1,6 mol hidrojen gerekmektedir. Buna göre karışımdaki etilen kaç moldür diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Öğrenci arkadaşların yaptığı en büyük hatalardan biri bu bileşikleri yazmaya çalışıyor. Yazamayınca da işin içerisinden çıkamayacağını düşünüp pes ediyor. Özellikle bu sayısal sorularda öğrenciler genelde zorlanıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın etilen. Etilen dediğimiz burada bir tane pi bağ var. Butadiyen burada ise iki tane pi bağ var. Az önce şöyle bir bilgi vermiştik. Kaç tane pi bağ varsa tamamen doyurmak için o kadar hidrojen gerekir. Yani diyoruz ki etilen, ben bu etileni doyurmak istiyorsam bana bir tane hidrojen lazım. Ve bir ürün oluşacak. Zaten size ürünle ilgili bir şey sorulmuş mu sorulmamış. Şimdi o zaman niye kendinizi yorup işte o hidrojen oraya mı katılır buraya mı katılır diye uğraşıyorsunuz. Böyle yazdık. Sonra dedik ki butadiyen, şimdi burada iki tane pi bağ varsa ben bunu doyurmak istiyorsam iki tane hidrojen eklerim. Ve bir ürün oluşur. Ürün çok da önemli değil benim için. Şimdi ben buraya diyorum ki x mol. Buraya da y mol diyorum. O zaman toplam kaç moldü? 1 moldü. X artı y eşittir 1 mol. Şunu da yapabilirsiniz. Buna x, buna 1 eksi x diyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar o şekilde alıştığı için o da olur. O da doğru bir çözümdür. Ben x'e y dedim. Daha sonra bakın buradaki baş katsayılar eşit olduğu için. Burası x ise burası da x mol. Burası y ise 1'e 2 oran olduğu için burası da 2y moldür. Şimdi soruda bize hidrojenin molünü de söylemiş miydi? 1,6. O zaman burası x, burası 2y. O zaman x artı 2y de 1,6 olacak. Şu mol de yazmaya gerek yok artık. O zaman yukarıya eksi ile çarparsam şuralar eksi oldu ve taraf tarafa toplarsam x'ler birbirini götürür. 2y'den bir tane y'yi çıkardık, y kaldı. 1,6'dan 1'i çıkardık, 0,6 kaldı. Evet, y'nin molünü bulduk. Yani şurası 0,6. Ve toplamımız 1 moldu. O zaman burası da 0,4 moldu. Bize kimi sormuştu? Etilen kaç moldur demişti. 0,4 mol. Yani cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir sonraki katılma çeşidimiz halojen katılması ya da halojenasyon şeklinde söylenebilir. Alkenlere halojen katılması sonucu komşu bir halo alkanlar oluşur. Komşu ifadesi vizinal şeklinde söylenebilir ama yine çok sık kullanılan bir şey değildir. Önemli değildir. Burada şu kısım önemlidir. Hatta altındaki notla beraber. Kullanılan halojen brom ise bu tepkimede brom çözeltisinin kızılımsı kahverengi kaybolur. Rengi çok önemli değil. Yani tutup hangi renk kaybolur diye sormazlar. Ama sorularda bromlu suyun rengini gideriyor. Bromlu suyun rengi kayboluyor. Bromlu suyun rengi açılıyor. İfadelerini görürseniz bunun anlamı bromun katılma tepkimesi verdiğini söyleyeceğiz. Yani bileşikte pi bağı olduğunu söyleyeceğiz. Yani sorularda bu ifadelerden birini gördüğünüzde bu bileşikte pi bağı var ve bu bileşikle brom katılma tepkimesi veriyor. Yorumunu yapacaksınız arkadaşlar. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki bir hidrokarbon bileşiğinin 0,1 mol ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu bileşik hangileri ya hangisi olabilir demiş. Şimdi diyor ki 0,1 mol'ü yaktığımda eşit mol sayısına karbondioksit ve su oluşuyor. Yani karbondioksitin ve suyun şimdi ben bu X maddesini yaktım. Karbondioksit ve suyun baş katsayısı eşit. Yani burası A ise burası da A. O zaman burada şöyle diyebilir miyim? Karbon A tane olursa hidrojen 2A olacak. Yani benim bileşimin formülü şu şekilde olur. Hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katı. Yani bu bileşik o zaman alken olabilir ya da sikloalkan olabilir. Yani bu bilgiden bunu çıkarabilirim.
İkinci bilgimize baktığımızda diyor ki 0,6 mol oksijen ile tam olarak yani arkadaşlar burada da şunu yapın. Her zaman böyle hani küsuratlı virgülü sayı verirse bunları 1'e tamamlayın. Yani 1 üzerinden düşünün. Yani şu bileşik için söylüyorum. Şimdi burası 0,1 iken burası 0,6 ise burası 1 mol olsaydı burası kaç mol oldu? 6 mol. Yani diyor ki 1 molü 6 mol oksijenle tepkime giriyor. Yani bu maddemizin başı 1 iken onun için 1 dedik. Burası 6 olacak. Peki şöyle söyleyebilir miyim? Oksijen üzerinden ilerlersek. Burada kaç tane oksijen var? 6 kere 2. 12 oksijeni var. Burada 2A burada. A da burada. 3A. O zaman 12 eşittir. 3A ise buradan A eşittir. 4 olur. O zaman benim bileşim karbon 4. Hani şurada yerini yazarsam hidrojen 8 oldu. Son bilgimize baktığımızda bromlu suyun rengini gideriyor. Bakın bu ifadeyi gördüğünüzde bileşimimizin yapısında pi bağı var. O zaman pi bağı varsa şurası olamaz. O zaman ben bu 3 bilgiyi birleştirdiğimde benim bileşim 4 karbonlu alken sonucuna ulaşıyorum arkadaşlar. O zaman siklobutan olamaz. 2 büten olabilir. Sonuçta 4 karbonlu alken butadiyen. Bakın burada 2 tane pi bağı var. Ve bunun genel formülü neydi? Cn hidrojen 2n eksi 2 idi. O zaman bu da olamaz. Cevap yalnız 2 olur. Bakın arkadaşlar yine hiçbir bileşiği çizmedik. Öyle bileşik çizme sevdanız varsa vazgeçin. Öncelikle bilgileri birleştirin. Sadece adlandırma üzerinden ve genel formülü üzerinden düşünmeye çalışın. Yani burada cevap yalnız 2 olacaktır. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki etan ve eten gazlarından oluşan 0,5 mol'lük karışım 80 gram %20'lik bromlu suyun rengini gideriyor. Buna göre karışımdaki etanın mol yüzdesi kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bromlu suyun rengini gideren kim? Pi bağı bulunduran. Şimdi etan, bakın bu bir alkan. Alkanın yapısında pi bağı yok. Eten, evet bu alken. O zaman alkenin yapısında pi bağı var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eten, bakın ve bir tane pi bağı var. O zaman bir tane pi bağı varsa buraya bir tane brom katılır. Tabi brom halojenler böyle diatomik halde moleküler halde bulunuyordu. Ve bir ürün oluşur. Yine ürünle ilgili size bir şey sorulmamış. Ürünü yazmakla vakit kaybetmeyin. Böyle yazdınız. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Şu bunların baş katsayıları eşit. Bir etine bir brom katılır. Şimdi diyor ki 80 gram madde çözeltimiz var ama %20. O zaman 80'in bir %20'sini alırsak kaç yapar? 16 gram yapar. Yani burada 16 gram brom kullanılır. Onu da molünü bulursak mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. 16 bölü. Şimdi brom hani Br2 şeklinde ya 80 çarpı 2'den 160 yapar. O zaman 0,1 mol yapar. Evet burası 0,1 mol. Şimdi bakın az önce ne dedik? 1'e 1. O zaman burası 0,1 mol ise burası da 0,1 mol oldu. Molünü bulduk etenin. Bize etanın molce yüzdesini sormuş. Yani toplamı 0,5 ya. O zaman eten 0,1 mol ise etan 0,4 moldur. Molünü bulduk. Yüzdesi içinde şunu diyebiliriz. 0,5 molde toplam 0,5 molumuzda 0,4 mol etan varsa yüzde kaçtır? Buradan x eşittir 100 çarpı 0,4 bölü 0,5. Evet buradan virgülleri attık. %5'i sadece 20. 20 çarpı 4'ten bu işlemin sonucu 80 çıkar. Yani cevap değişik olur arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki propen ve pentadiyen karışımının 0,6 molünü tamamen doyurmak için 0,9 mol klor gazı gerekmektedir. Buna göre karışımdaki propen kaç gramdır denilmiş. Yani arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Hani bileşik formülü hemen yazalım diye uğraşmayın. İlk önce şu bilgimizi yine kullanalım. Hani kaç tane pi bağı var? Şimdi bakın propen burada bir tane pi bağı var. Pentadiyen burada ise iki tane pi bağı var. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Propene bir tane klor katılır. Çünkü bir tane pi bağı var ve bir ürün oluşur. Pentadiyene yani burada iki tane pi bağı olduğu için iki tane klor katılır tamamını doyurmak için bir ürün oluşur. Yani ürünle ilgili bir şey sorulmamış yazmanıza gerek yok. Ve şöyle diyorum bakın buraya x mol dedim. Buraya da y mol dedim. Karışım sorularında bu şekilde yazdım. Ve toplam 0,6 molmuş. Yani x artı y 0,6 mol. Buradan ikinci ipucumuz klor olduğu için bakın 1'e
1 olduğu için burası x ise burası da x mol. 1'e 2 olduğu için burası y ise burası da 2y oldu. O zaman şöyle diyebilir miyim? X artı 2y. Hani klorlar için toplamım 0.9 mu olmuş? Evet, yine 2 bilinmeyen 2 denklem oluşturduk. Buradan yukarıdakine, yani yukarıdaki denklemimize eksiyle çarpabiliriz. O zaman eksiyle çarptık. Eksi, eksi, eksi oldu. X'ler birbirine götürdü. Buradan y eşittir 0.3 mol çıktı. O zaman y 0.3 mol ise ve toplamında hani 0.6 moldu. O zaman burası da 0.3 mol. Şimdi arkadaşlar molünü bulduk. Tabi burada gram sorduğu için artık kurtuluşumuz yok. Yani soru bileşiğin formülünü yazacağız. Şimdi propen dediğimiz hani alkenler CnH2n uyuyor ve propen 3 karbonu. Karbon 3, hidrojen 6. O zaman bu bileşiğimiz için mol eşittir kütle bölü mol kütlesi yapabilirsiniz. Molümüz 0.3. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlesi. Şurası 3 kere 12, 36. Hidrojen 6 kere 1, 6 topladınız. 42 yap. O zaman 42'yi 3 ile çarpıp 10'a bölersek 3 ile çarptığımızda 126, 10'a böldüğümüzde de 12.6 gram sonucuna ulaşırız. Yani cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, bir sonraki katılma çeşidimiz su katılması, hidratasyon ya da hidrasyon denilebilir. Çok yani bu parantez içerisinde yine çok kullanılan şeyler değildir. Şimdi alkenlere su katılması sonucunda alkol elde edilir. Bir kere bu cümleyi bilin. Sorularda bazen yargılarda çıkabiliyor. Alkene su katılsa alkol oluşur. Ana ürün Markovnikov kuralına göre oluşur. Yine önemli bir kısımdır bu Markovnikov olayı. Bu kurala göre hidrojen atomu hidrojeni fazla olan ikili bağ karbonlarına, diğer grupsa yani burada suyun su katılacağı için ne vardır? Hidrojen ve hidroksit grubu var. Hidrojeni çok olan ekledik. Diğer grupsa hidroksit grubu ise hidrojeni az olan ikili bağ karbonuna katılır. Markovnikov akılda kalsın diye şöyle düşünebilirsiniz. Zengin, daha zengin şeklinde düşünebilirsiniz. Yani hidrojeni çok olana ekleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Buraya biz su ekleyeceğiz. Yani bu bileşiğe dedi ki su ekleyin. Şimdi suyu hidrojen ve hidroksit şeklinde düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikili bağ karbonlarına katılma olacaktı. Bazen öğrenci onu da diyor. Hocam diyor şurada hidrojen daha fazla. Hidrojeni buraya eklesek mi falan. Oraya hidrojen eklemez. Zaten orası doymuş bir karbon. Onun için ikili bağ karbonlarını inceliyorsunuz. Şuraya ekleyeceksiniz. Peki ne diyorduk? Markovnikov'a göre hidrojen, hidrojeni çok olana, diğer grupsa hidrojeni az olan ikili bağ karbonuna katılacak. Yani buraya hidrojen katılacak. Buraya da hidroksit grubu katılacak. O zaman benim ana ürünüm şu şekilde olacak. Şuraya hidrojen katıldı. Şuraya ise hidroksit grubu katıldı. Ana ürün varsa yan ürün de var. Yan ürün de nedir? Bunun tam tersi. Hidrojeni alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Hidroksit ise buraya ekliyoruz. Genelde sorular ana ürün üzerinden sorulur ama yan üründe bazen sorulabiliyor. Çok az doğrusa. Bakın burada ise tam tersi. Yani bunların yerini değiştirin. Önce öyle söyleyeyim. Ana ürünü oluşturduktan sonra hidrojeni buraya, hidroksit de buraya ekliyoruz. Yani verim olarak şunu söyleyebiliriz. %70-80 oranında bu maddeden oluşuyor. %20-30 oranında ise bu maddeden oluşuyor. Yani ana ürünümüz budur. Ki sorularda genelde ana ürün üzerinden ilerliyoruz. Mesela bu tepkime de bakarsak şimdi arkadaşlar yani burayı yine aldık. Hidrojen ve hidroksit şeklinde yazdık. Şimdi bakın burada da iki hidrojen var. Burada da iki hidrojen var. O zaman burada fark etmeyecek. Tek bir madde oluşacak. Yani burada ana ürün, yan ürün diye bir şey yok. Hidrojeni buraya ekledim. Mesela hidroksiti buraya ekledim. Burası CH3, CH2 ve hidroksit grubunda buraya ekledik. Bakın buraya hidrojenin bir tanesini ekledik. 2 hidrojen vardı. 3 hidrojen aldı. Hidroksiti de buraya ekledik. Bunu belki bilirsiniz. Hani diğer derslerde, biyolojide falan da kullanırız. Etil alkol bileşiği oluşturur. Alkene su katılırsa alkol oluşur. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi
İkili bağ gördünüz. Alken ve su katılacak. O zaman hidrojen ve hidroksijen ne yazdık? Bakın ana ürün oluşurken hidrojeni çok olana ekliyorsunuz. Diğer grubu ise hidrojeni az olan ikili bağ karbonu ekliyorsunuz. Yani şöyle olacaktır. CH3 şurası da CH3 vardı. Şurada hidroksil grubu artık geldi. Bağlandı. Şurası da CH3 oldu. Şimdi diyor ki ana üründe hidrojen atomu bir numaralı karbona bağlandı. Evet, hidrojen bir numaraya bağlandı. Doğrudur. Ana üründe hidroksil grubu iki numaralı karbona bağlandı. Evet, iki numaralı şuraya bağladık. Burası da doğrudur. Tepkime sonucunda iki ürün oluşur. Bakın arkadaşlar, burada ana ürün varsa ne demiştik? Yan ürün de var. O zaman ne yapacak? Tam tersi, hidroksil grubu buraya, hidrojen buraya bağlanacak. Doğrudur. Tepkime sonucunda alkol oluşur. Evet, alkene su katılırsa oluşan bu maddemiz alkoldür. Tepkime sonucunda pi bağ sayısı artar diyor. Bakın burada pi bağımız varken hiç pi bağımız kalmadı. Pi bağımız azalır olmasa gerekir arkadaşlar. Burası yanlıştır. Evet, D şıkkına baktığımızda yani bir sonraki katılmamızda HX yani hidrojen halojenin şuradaki X halojenlerden biri olabilir. Katılması hidrojen halojenasyon diye söyleyebiliriz. Alkenlere hidrojen halojenür katıldığında alkil halojenürler yani halo alkanlar elde edilir. Ana ürün Markovnikov kuralına göre oluşur. Evet, burada bakın şöyle söyleyeyim, yine bu karbonda 2 hidrojen var, burada da 2 hidrojen var. Burada Markovnikov'un önemi yok. Tek madde oluşacak. Yani hidrojeni aldık, buraya ekledik. Klor da buraya istediğinizi ekleyebilirsiniz. Yani şu maddemiz oluştu. Yani bütün bağlar tekli olduğu için bunu alkan ve halojenli alkan, bunu halo alkan şeklinde adlandırabiliyoruz yani. Halo alkan sınıfındadır yani. Tabi ismi nedir? Yani şurası iki karbonlu olduğu için mesela etil ve klor bağlı olduğu için etil klorür diyebiliriz. Ya da kloru hani ikili bağ şey iki karbona bağladığımız için kloro etan da diyebiliriz. Evet arkadaşlar, mesela bu verilen tepkimemizi tamamlayalım ve oluşan maddemizi adlandıralım. Bakın şurada hidrojeni tabi ana ürünü oluşturacağız. Hidrojenin çok olan ikili bağ karbonları. Burada ikili bağlarımız var. O zaman hidrojeni buraya ekliyorum. Klor ise buraya ekliyorum. O zaman şöyle oluşacaktı. Şu baştaki CH3'te herhangi bir değişim yok. Şu yukarıdaki CH3'te herhangi bir değişim yok. Şuraya getirdik. Kloru bağladık. Şurası da bir tane hidrojen ekledik. CH3 oluştu. O zaman bu bileşiğin adı nedir? Şöyle numara verebilirsiniz. 1, 2, 3. İkinci karbona klor ve metil olduğu için 2 kloro, 2 metil ve ana zincirim 3 karbon olduğu için propan şeklinde adlandırabiliriz arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimizde diyor ki bir etil sikloheksen bileşiğinin hidrojen bromür ile tepkimesi sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin oluşması beklenir? Yani burada ana ürün yine olarak düşüneceğiz. Şimdi öncelikle burada bileşiğin adını vermiş, kendisini vermemiş. Bileşiği öncelikle sizin çizmeniz lazım. Artık adlandırma biliyorsunuz. O şekilde düşünmeniz lazım bu soruda. Şimdi bir etil sikloheksen. Sikloheksen nedir? 6 tane karbonumuz var. Ve şurada N olduğu için ikili bağımız var. Mesela ikili bağ buraya yazabilirsiniz. Birinci karbonda etil varmış. Şuraya bir de etil bağladık. Şimdi ben buraya ne ekliyormuşum? Hidrojen bromür. Şimdi arkadaşlar, hidrojen bromür eklerken ne yapacağız? Markovnikov kuralı aklınıza gelmesi lazım. Şimdi şurada bir karbon var. Şurada bir karbon var. Bakın bu karbon, yani yukarıdaki karbon 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. Hiç hidrojeni yok. Bu aşağıdaki karbon ise 1, 2, 3 tane bağ yapmış. Bir tane hidrojeni var. O zaman hidrojeni alıyorum. Buraya ekliyorum. Bromu ise şuraya ekliyorum. O zaman benim oluşacak ürünüm, yani oluşması beklenen ürünüm şu şekilde oluşur. Yani şurada etil vardı. Bir de geldi buraya. Brom bağlandı. Yani aynı noktaya bakın, aynı nokta hem etil hem de brom olması lazım. Şıkları o şekilde değerlendirmeniz lazım. Yani şıklara bakarsanız zaten A şıkkında aradığınız cevabı bulursunuz arkadaşlar. Evet, bir sonraki tepkimemiz polimerleşme tepkimesidir. Polimerleşme tepkimesi için şunu söyleyebiliriz. Küçük moleküllerin birbirine bağlanması sonucu oluşan büyük moleküllere polimer diyoruz. T'den de bilmeniz lazım. Zaten polimeri oluşturan küçük moleküllere ise monomer diyoruz arkadaşlar. Polimerler doğal veya yapay olabilirler. Doğal polimerler canlı sistemler tarafından üretilirler. Nişasta, selüloz, proteinler, doğal kauçuk, ipek, pamuk olabilir.
Yapay polimerler ise laboratuvarda üretilirler. Polietilen, polivinil klorür, plastikler, teflon, yapay kauçuk, naylon, yapay polimerlere örnektir. İki çeşit polimerleşme vardır. Yani burası çok artık sorulmuyor, onu söyleyeyim. Ama biz yine de kondensasyon kelimesini bilin diye bahsedelim. Eğer iki molekül birbirine bağlanırken aradan su, amonyak gibi küçük bir molekül açığa çıkıyorsa buna kondensasyon tepkimesi diyoruz. Eğer o olay polimerleşme ise kondensasyon polimerleşmesi diyoruz. Mesela disakkarit oluşumu buna tepkime girerken aradan bir tane su açığa çıkar. Polisakkaritten işte N-1 bir tane su açığa çıkıyor. Proteinlerden yine su açığa çıkar. Ester eldesinde su açığa çıkar. Yani iki madde, iki molekül tepkimeye girip ya da işte ikiden fazla da olabilir şuradaki gibi. Aradan su ya da amonyak gibi küçük bir molekül açığa çıkıyorsa buna kondensasyon ve olayımız polimerleşme boyutundaysa kondensasyon polimerleşmesi diyoruz. Kondensasyon tepkimesi sonucu polimer madde oluşuyorsa bu tepkimeye kondensasyon polimerleşmesi denir. Kondensasyon polimerleşmelerinde farklı cins monomerler kullanılır arkadaşlar. Evet, bizi ilgilendiren ve müfredatta şu an olan kısım aslında burasıdır. Katılma polimerleşmesi aynı cins monomerlerin pi bağının açılması ve birbirine bağlanması sonucu oluşan polimerleşme çeşididir. Yani en tane monomer tepkime girerek buradan polimerleşiyor. Şu şekilde yani N'i buraya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın bu bileşimiz etilen. N tane etileni aldık yüksek sıcaklık ve basınçta. Polimerleştirdik. Polimerleşmeyi kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bakın şuradaki pi bağını açıyorsunuz. Artık şurada pi bağı yok. Pi bağının bir kısmı burada, bir kısmı burada şeklinde düşünebilirsiniz. Şurası bizim monomerimiz. Şu maddemiz bizim polimerimiz. Şu tekrar eden kısımsa bazen TYT'de sorabiliyorlar. Mer, yani mer kısmı burası. Tekrar eden kısım şeklinde düşünebiliriz. Bu bileşiğin adı etilendi. Polimerleşir, polietilen olur ve PE şeklinde gösterebiliriz. En çok kullanıldığı alanlara baktığımızda muhafaza kapları, oyuncaklar, mutfak eşyaları paketleme malzemesi olarak kullanılabilir. Bakın şurası, konu anlatımında da söyledik. Etenden bir hidrojen çıkarırsak şurası vinil ve vinilin şu kısmına klor bağlasak burası vinil klorür. Polimerleşirse polivinil klorür olur. PVC şeklinde gösterebilir. En çok kapı ve pencere yapımında yani o kenarındaki profilleri de kullanılır. Yüzey kaplamacılığında yer döşemesi yapımında yine kullanılabilir. Adını şuradaki adını ve kısa gösteriminde biliniz. Bir sonraki polimerimiz tetrafluoroetilen. Yani burada bakın etendeki hidrojenlerin hepsi gitmiş yerine 4 tane flor gelmiş. Tetra yani 4 tane fluoro etilene bağladık. Polimerleşirse poli tetrafluoroetilen ya da PTFE poli tetrafluoroetilen şeklinde gösterebiliriz. Ya da günlük hayatta teflon olarak bildiğimiz maddedir. Mutfak gereçlerinde yani yapışmaz yüzeyi olduğu için nedir? Yani mutfak gereçlerinde tencere tava yapımında kullanılan bir maddedir arkadaşlar. Evet, alkenlerin kullanım alanları için de şunu söyleyebiliriz. Etilen bir bitkinin meyvesinin olgunlaşmasını sağlayan bitki hormonudur. Domates ve muz gibi meyvelerin olgunlaşmasına yardımcı olur. Alkenler, alkil halojenürler ve alkollerin üretilmesinde polimerlerin yine başlangıç maddesi olarak kullanılır. Evet, mesela HX katıldığında hidrojen halojenür katında alkil halojenür, su katıldığında alkol oluşur demiştik. Polimerleşme tepkimelerinde yine kullanılabiliyorlar. Tetrakloroeten kuru temizlemede. Yine karbon tetraklorür de kuru temizlemede kullanılır. Alkanlardan hatırlarsanız yine kuru temizlemede çözücü olarak kullanılabilir. Trikloroetilen kuru yine kuru temizlemede ve böcek ilaçlarında kullanılabilir arkadaşlar. Steroizomerlik şudur. Öncelikle onu söyleyeyim. Birbirinin izomeri olan moleküllerde atomların bağlanma şekilleri aynı. Ancak uzaydaki yönelişleri farklı olan izomerlere steroizomerler denir. Ya da uzay izomerliği ya da üç boyut izomerliği diyoruz. Burada geometrik izomerliği, İngilizce segregasyon geometrik izomerliği ya da diğer ismiyle cis trans izomerliği şeklinde söyleyebiliriz. Bu izomerlik alkenlerde görülür. Alkenlerde karbon atomları arasındaki ikili bağ, karbon atomlarının bağ ekseni etrafında dönmesini engeller. Bu ikili bağ dönmesini engellediği için atomların uzaydaki yönelişleri bizim için önemli olur. Bu durum ikili bağ
ile bağlı komşu karbon atomlarındaki grupların bağ ekseni etrafında konumlarının değişmesiyle farklı moleküllerin oluşmasına neden olur. Kapalı formülleri aynı olan bu moleküller birbirinin geometrik izomeridirler. İkili bağın ucundaki karbon atomlarına bağlı iki atom ya da grup, atom grubu da olabilir. İkili bağ eksenin aynı tarafındaysa buna cis izomeri diyoruz. Farklı tarafındaysa trans izomeri diyoruz. Yani mesela ne demek istiyoruz? Bakın burada ikili bağ şöyle bir bağ ekseni olarak şöyle bir düşünürseniz yani bunu şu an metil grupları aynı tarafta ya da hidrojenler aynı tarafta o zaman bu cis izomeri. Yine şu ikinci bileşiğimize baktığımızda bakın şurayı bir bağ ekseni yani bir doğrultu olarak düşününce bakın hidrojenler şu an karşılıklı tarafta ya da metiller karşılıklı tarafta karşılıklı taraftaysa da buna da trans izomeri diyoruz arkadaşlar. Yani bunlar birbirinin izomeridir. Bakın iki bileşik de hani adlandırmak istesek 1, 2, 3, 4. Yani ikinci karbondan sonra ikili bağ var. Yani bu bileşiğimizi iki büten bu bileşiğimizi adlandırsak 1, 2, 3, 4. İkinci karbondan sonra ikili bağ var. Bu da iki büten. Ama sadece farkları ne? Birinde atom ya da atom grupları aynı tarafta, diğerinde ise farklı tarafta. Yani burada aynı tarafta cis izomeri, burada ise hidrojenler ya da metiller farklı tarafta olduğu için trans izomeri diyoruz arkadaşlar. İkili bağ karbonlarına aynı atom ya da atom gruplara bağlıysa cis trans izomerisi olmaz. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İkili bağ karbonlarının en az birine, aynı karbona aynı atom ya da atom grupları bağlıysa cis trans izomerisi olmaz. Bakın bu karbona aynı gruplar bağlı. İkisi de hidrojen. Olmaz. Burada cis trans izomerisi görülmez. Ya da bu karbona aynı gruplar bağlı. Yani bir tanesinde olması yeterli. Şundan bir tane yani burada farklı olsaydı bile yine cis trans izomerisi yok. Mesela bakalım. Bakın yine şuradaki evet bu karbondaki gruplar farklı ama bu karbonumuzdaki gruplar yani atomlar aynı. O zaman burada yine cis trans izomerisi görülmez. Yoktur şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. İkili bağ karbonlarına 4 farklı grup bağlıysa burada yine cis trans izomerisinden söz edemeyiz. Cis trans izomerisi olmaz. Yani mesela buraya baktığımızda ikili bağ karbonlarımız var. Ama burada hidrojen var. Burada etil var. Burada metil var. Burada klor var. Yani burada kime göre hani aynı tarafta ya da farklı tarafta deme şansımız var mı? Yok. Yani burada yine cis trans izomerisi görülmez şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Hocam 3 tane farklı grup olursa hani ilk sayfadaki örneğimiz gibi değil de bakın burada hani metiller aynı ya da hidrojenler aynı da. Yani şöyle olsa cis trans izomerisi var mıdır derse vardır arkadaşlar bakın. Yani şurada sadece hidrojenlere bakarak yani şunların farklı olması çok önemli değil. Yani 3 tane farklı grup var burada. Ama hidrojenler şu an karşılıklı tarafta bu nedir? Trans izomerisine sahiptir. Eğer biz hidrojenleri yan yana alırsak, şu hidrojeni mesela yukarıya alsak, bu bileşiğin cis izomerini şu şekilde çizebiliriz. Evet, bu da bu bileşiğin cis izomeridir şeklinde söyleyebiliriz. Yani ne zaman olmuyordu? Tekrar söyleyeyim. Aynı karbona, aynı atom grupları ya da atomlar bağlıysa cis trans izomerisi yok. 4 tane farklı grup olursa yine cis trans izomerisi yok demiştik. Cis trans izomerlerinin fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Şöyle söyleyelim. Yani fiziksel özellikleri mesela en çok sorularda kaynama noktası olayı soruluyor. Arkadaşlar cis izomeri bakın klorlar böyle aşağıya doğru çektiğini düşünün. Burada ise klorlar eşit bir çekim gücüne sahip. Onun için cis izomerinin polarlanabilirliği trans izomerinin polarlanabilirliğinden daha fazla. Bu yüzden cis izomerinin kaynama noktası trans izomerinin kaynama noktasından büyüktür. Yani bunu burada polar, evet polarlarda dipol dipol, apolarlar ise London kuvveti etki. Yine oradan düşünebilirsiniz. Ama hani hidrokarbonların tamamı apolardır diyorduk ya. Onu da söyleyelim mesela. Bazen kitaplarda buna polar diyor ama polarlanabilirliği ifadesi daha doğru olur bence. Çünkü buraya gelene kadar ne dedik? Bütün hidrokarbonlar apolardır dedik. Bazen sorularda tutup şu bileşiğe de polar ya da işte transla karşılaştıran polar apolar diyor. Bu sefer kafanız karışabilir.
Doğru kullanımı tekrar söylüyorum. Cis izomerinin polarlanabilirliği trans izomerinden daha yüksek olduğu için London kuvveti daha güçlüdür. Yani daha etkindir. Daha fazladır. Bu yüzden cis izomerinin kaynama noktası trans izomerinin kaynama noktasından büyüktür diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela sorularda bu çıkınca yargılarda, seçeneklerde diyor ki işte bu birinci bileşik olsun. Bu bileşimizde ikinci bileşik olsun. Diyor ki birinci bileşik polar, ikinci bileşik apolar diyor. Ben bu kullanımı doğru bulmuyorum. Kendi adıma tekrar söylüyorum. Birinci bileşim polarlanabilirli. İkinci bileşim polarlanabilirliğinden daha fazla. Sonuçta bu da hidrokarbon, bu da hidrokarbon. Sonuçta bu ikisi de apolar bileşiklerdir şeklinde söyleyeyim arkadaşlar. Yani sizin burada bilmeniz gereken cis izomerin kaynama noktası trans izomerin kaynama noktasından büyüktür arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu söyleyelim. En son bunu söyledik ve bu konumuzu da bu şekilde bitirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani bununla ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyoruz.